Ben bana mevzuyu hallettim demedin mi? Abi hallettim ya. Kendi ellerimle bindirdim otobüse, yolladım memlekete ya. Yani oradan bir sıkıntı çıkmaması lazım. O zaman nereden çıktı bu polis dalga dubariler? Ha bilmiyorum ki yani. Çok çok dağınık bitirmiş işi yani. Kim bilir kimlere ebelendi, hangisi çıkacak bilmiyorum yani. Abi gözünü seveyim, şu işi hallet ya. Abi Sermet dersek. Bu yaştan sonra beni cezaevine göndermeyin. Torunum olacak böyle. Dünya gözüyle göreyim, başka hiçbir şey istemiyorum. Hallet bu işi. Halledeceğiz, halledeceğiz. Ben gelsene ben de. Uğraşamayacağım ben bunda, başım ağrıyor benim. Ya ne yapacağız peki abi? Aç bir oda, zıbarsın yatsın. Ben yarın gider Narin'le konuşurum. Şimdi kızın rızasını almadan bir hareket yapmayalım biz, kızın babası. Olmaz öyle şey. Ha, yeni uygulama. Soracağız artık diyorsun yani. Ben çıkıyorum. Nereye abi, sorması ayıp? Ayıpsa niye soruyorsun oğlum? Pardon abi. Ha, Ali. Bana bir tane oyuncu bulman lazım. Böyle erkek. Yakışıklı bir şey olsun ama biraz yolsuz olsun. Bir de senarist. E abi, kamera mamera, ekip mekip yönetmen. Hayırdır abi, film işine falan mı giriyorsun? Yani film işine giriyoruz da öyle kameraya, ekip mekip yönetmene falan filan ihtiyaç yok. Mevzuyu biz halledeceğiz. İlk başta bir bağımsız başlayalım, sonra yolumuz açılır falan diyorsun. Da abi yani ne yapacağız, ne edeceğiz bir söylesen de ben de ona göre ayarlasam her şeyi. Oğlum şimdi bu Irmak sosyopatmış. Tedavisi de çok zormuş. Şimdi bu tedavi olmadığı sürece Deniz'in yüzü gülmeyecek. Deniz'in yüzü gülmediği sürece benim de yüzüm gülmeyecek. Ama bak, ben iyileştim Ali. Yok abi, estağfurullah. Ne sosyopatı? Yok yok. Yani doktor Irmak'a belirtileri bir bir sıralarken yara zannettim ki benden mi bahsediyor. Ama ne oldu? Ben iyileştim. Nasıl iyileştim? Deniz beni iyileştirdi. Aşık oldum. Mevzu bitti. Ha, şey yapacağız. Aktörü sokacağız Irmak'ın hayatına. Ona aşık edecek falan filan. Ya abi, yani senariste ne gerek var ki? Şimdi Irmak kafası çalışan bir kız. Yani öyle kuru kuru aktör tek başına yapamaz bunu. Senarist güzel bir hikaye kuracak. O aktör de işte verecek odunu, verecek odunu. Olacak bitecek mevzu. Tamam mı? Bir de iyileştim diyor ya. Ya düşündüğü şeye bak, bir de iyileştim diyor. Yani bu sosyopatlık değil de ne yani? Aktör tutacakmış da senarist. Da senaristi ben nereden bulacağım ya? Günaydın. Ne haber güzelim, nasılsın? Yani çok iyi değilim, sabaha kadar uyumadım. Boş ver beni de, siz ne yaptınız akşam? Ne oldu? Bir şey olduğu yok işte ya. Moskov yüzünden Fırat'la Narin birbirine girdiler. Sonra Fırat bastı gitti. Akşam geri gelmiş. Aman işte Narin babasının işini halledecek yani. Sen bunları kafana takma kızım ya. Boş ver, sen dinlenmene bak. Ben akşam gelirim, seni alırım. Bir yemek yeriz. Bakarız keyfimize. Tamam canım. Tamam. Ben Narin ararım. Görüşürüz. Sermet Bey, hanımefendim geldi. Ali'yi arıyor ama ben ulaşamadım onu. Tamam tamam, anladım ben seni. Hoş geldiniz Lale Hanım. Ben Sermet Karayel. Memnun oldum. Sizi tanıyorum aslında. Yani gıyaben. Ali benim için rahatsız etmişti sizi. Hı. Buyurmaz mısınız? Ne içersiniz? Sade bir kahve olabilir. Hemen Sermet Bey. Vallahi Lale Hanım, yazdığınız diziler yıkılıyormuş. Vallahi bizi de yıkıyor. Hayat kolay değil bizim sektörde. Hangi sektör kolay ki Lale Hanım? Ali Bey yeni bir projeye gireceğinizden bahsetti. Sanırım siz de bizim sektöre girmeye niyetlisiniz. Yani proje büyük de tam olarak sizin sektörü diyemeyiz yani. Mesela bizim iş garanti. Bir sene devam edecek. Ve aldığınız ücretin iki katına vereceğim. Neden? Sizin gibi bir senaristi başka türlü nasıl ikna edebilirim ki? Merak ettim şimdi ben bu işi. Hayatımda daha acayip bir şey duymadım. Nasıl fikir ama? Yani bugüne kadar yazdığınız her şey böyle yalanlı olan karakterlerdi. Şimdi bildiğin etli canlı kanlı insanlar oynayacak ya. Yani adamın repliklerini falan. Ha. Ya şimdi senin yazdığın her şey böyle olay olmuyor mu? Hep vurucu cümleler falan kurmuyor musun?
Öyle bir olay örgüsü kuracaksın işte, olacak bitecek. O adamı nereden bulacağız peki? Buluruz ya, bizim Ali bir sürü oyuncuyla görüştü. Şimdi beraber bir seçme yaparız. Var mısın? Of. Hayır desem ömür boyu pişman olacağım. Evet desem de öyle. Bir yandan illallah geldi bizim sektörden. Yalnız bu işi yaptığım duyulursa beni de sizin o ırmağın yanına kapatırlar. Yani bu işin gizli kalması lazım. Sence ben duyulmasını ister miyim? Değil mi? Sonra beraber üçümüz volta atarız avluda. Yani belki üçümüz olmayabiliriz. Sermet Bey. He? Kapıda bir sürü yakışıklı adamlar var. Seçmeye geldiler diyorlar. Herkes Ali'ye soruyor. Ne yapalım Lale? Yani önce bir kızı görmem lazım. Sonuçta birbirlerine uygun olmaları lazım. Tamam canım, kızı gösteririz. Ben ne yapayım o adamlara? Sen adamların hepsini al, salona yerleştir. Başlarına da Turgut'u koy. Tamam. Ha, kızı gösterecektim ben sana. Kız bu. Oo, Hatun Taş'mış yalnız. Yanındaki kim? Yanındaki olayın kahramanı. Bizim birader. Hı. Şimdi bu kız bizim biradere sırılsıklama aşık. Yani hatta böyle rahatsızlık verecek şekilde aşık. Ama bizim birader evli. Allah nasip ederse bir de çocuk bekliyor. Mevzu bu yani. Olur, inanırım. Adam Hugh Jackman'dan yakışıklı. Yani nasıl bulacağız öyle birisini? Sorun değil. İyi oyuncu olsun, hallederiz. İyi, tamam. Sonra ben bu hikayenin dizisini yazarım ama. Yayına çıkmaya ömrün yeter mi bilmem. Yazma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.